Nazım Hikmet'in bir dizesi var. Yürümek, yürekten gülerekten yürümek diye. Ben çıktığı bu yolda yürekten gülerekten yürüdüğünü görüyorum, hissediyorum. Çünkü bu iş yürek işi. Yürekten gelmeyince yapılmayacak bir iş. Ve babam şu ana kadar yaptığı bütün işleri yürekten yapar gerçekten. Bunu da hep gördüm. Ne yaparsa. Babam deyince aklıma azim geliyor, zafer geliyor, sonra iyi niyet geliyor. Bazen mesela ben iyi niyetlerimi kaybettiğim zamanlarda ona dert yandığımda çok iyi moral verir, toparlar. Eşimle 92 yılında Temmuz ayında evlendik. Sıfırdan her şeye başladık. Bugünlere gelesiye kadar çok cömert, çalışkan, herkesin yardımına koşan çok iyi kalpli bir eşim var. Öksüzün etrafında dolanır. Bir ağlayan görse onunla birlikte ağlar. Çok güzel bir 27 yılımız geçti. Yani onun hakkını ödeyemem. Daha ne diyeyim ki? Beni de, çocuklarımı da, ailemi de çok güzel bir şekilde kolladı. Babam hayatımda gördüğüm en azimli, en çalışkan insandır. Ben onun aynı zamanda çalışma arkadaşıyım. Onun azmine hayranım. Bu konuda babamı kendime örnek alıyorum. Çetin, yani evladım olarak demiyorum. Benim evladım diye methetmiyorum. Yamuk yanlış bir hareketi hayatta olmaz. Ciddidir, sözünleridir. Her ne derse desin, geçerlidir, yapar yani. Dürüst bir insandır. Buraya nereye gelirse gelsin, herkese sempati, sevgi, herkesin sempatisini, sevgisini kazanmış biridir. Çetin böyle biridir işte. Yani ben turnuvaya gittiğim zaman iftar ediyorum. Nasıl iftar ediyorum? Ben köylerden mahsus atıyordum. Battaniye, battaniye, ben de mesela işte gezip dolaşıyordum. Ya o senin Çetin senin oğlanmış ya diyorlardı bana. Gurur duyuyorum. Koltuklarım kabarıyor. Allah bana böyle bir evlat vermiş. Her tarafta kendini tanıtmış. Sevilen biri olmuş. Yani nasıl anlatayım bilmiyorum ki ya. Tabiri caizse anlatmam yani anlatamam hani o kadar yani böyle şeydir yani. İki Nisan'da doğdu. Burada ilkokulu burada okudu. Orta şeyde okudu. Yörük Mahallesi'nde okudu. Liseyi şeyde okudu, Turgutlu'da okudu. Sonra da belediyeye girdi. 27 sene doldu, belediyede çalışıyor. Herkese iyilik yaptı, herkese şey yaptı. Bize de çok yardım oluyor. Çok güveniyoruz ona. İnşallah hayırlı olur. İnşallah şey olur, benim oğlum kazanır. Daha söyleyeyim. Damadımız iyi niyetli, kötülük düşünmeyen, devamlı hayır için uğraşan, kalbinde kötülük olmayan bir kişi. Belediyecilik okuldan çıkılmıyor. Hani doktorluğun okulu var, avukatlığın okulu var. Fakat belediyeciliğin okulu yok. Bu yıllardır beri belediyede tam bu işin erbabı bence. O bizim damatımız değil, oğlumuz bambaşkadır. Merhametlidir, iyi kalplidir. Herkesin imdadına yetişir desem yeri var. Gariban babasıdır. Gariplerin işine iyilik yapacağım diye herkese yani. Hiç kötülük düşünmez ki o. Bir şey de ben onu Allah için yapayım. Eşine de. Ben onu Allah için yapayım. Kıymetimi bilmezlerse bilmesinler. Öyle bir huyu var çocuğun. Bir yaratılışı var. Bilmiyorum işte. Tarif edemem yani.
Çetin küçüklüğünden beri hazimli, tutuğunu koparan, çok gönlü hoş, yumuşak bir çocuktur. Top oynamaya kaçardı ovada çalışırken. Ben de onu tutar bulurdum, getirirdim eve. Hırçın durmazdı yerinde. Gerçek olan yani. Gerçeğe konuşuyorum, candan konuşuyorum. Yalanın yanlışı hayatta olmamıştır. Görmedim, Allah da göstermesin.